Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri insanoğlunu yaratmasıyla birlikte ve bu yaratmayı da ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam üzerinden gerçekleştirmesiyle birlikte Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatı kendisi tarafından, mahlukatın da Allah-u Teala tarafından bilinmesini istiyor. Ve bunun için ilk yaratılan insan olan Adem Aleyhisselam'dan ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sürekli davetçiler göndermiş. Ve bu davetçilerin gayesi ve amacı dünyaya gelişimizin sebebi, dünyada yaşamımızla ilgili yapmamız gerekenler ve asıl hayat olan ahiret yurdu için çalışma ve gayret göstermemizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadan ahirete irtihaliyle birlikte Allah-u Teala daha başka peygamber göndermeyeceği ifadesinden yola çıkarak peygamberden sonra peygamberin yoluna tabi olan başta ashab-ı kiram, ashab-ı kiramın yoluna tabi olan tabi'in, tebe-i tabi'in ve bugüne kadar gelen Allah dostlarıyla birlikte Cenab-ı Hak peygamberi vazifeyi kendisine vahiy gelmemiş ancak vahyin ve sünnetin ışığında kendisini yetiştirmiş, şeyhi ve hocası tarafından irşad edilmiş olan büyük Allah dostlarıyla görmüştür. Yaşamış olduğumuz şu zamanda ki ahir zamanın ahirindeyiz, kaht-ı rical dönemi dediğimiz büyük Allah dostlarının inkıta uğradığı, kıymetli insanların dünyadan göçtüğü ve çok azının hayatta baki kaldığı bu demlerde Allah bu ümmet içerisinden yine bu ümmete aydınlık vazifesi görecek, onların yolunu aydınlatacak ve onları selamet yurduna ulaştıracak büyük Allah dostlarının hayatını baki kılıyor, devam ettiriyor. Allah'a hamdolsun ki bizler de bu büyük Allah dostlarından bir tanesi, biriciği, zamanın bir tanesi Mahmud Efendi Hazretlerinin etrafında, çevresinde bulunuyoruz. Bu sahip olduğumuz kapıya, bize verilmiş olan bu nimete ihanetten, bu nimete karşı küfran olmamaktan Allah hepimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde, estağfirullah, "Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen." Allah-u Teala bu ayeti kerimede "Üd'u" ya Muhammed, çağır. Özelde sen, genelde ise senin bu peygamberlik vazifeni ifa eden ki el ulemâ'u verasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Hadis-i şerifi düsturunca Kur'an'ın hem zahiri hem de batini manasını kendisine yüklenmiş ve insanlara irşad edici olanlara şöyle sesleniyor. "Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti." Rabbinin katına hikmet vel mev'idati ve sohbetle çağır. Hikmet tarafı belki de çok kasır ifadeyle de olsa tasavvuf ve tarikat batini tarafı, mev'ida tarafı ise zahiri tarafı. Yani fıkıh ve sünnetle, hadisle, Kur'an'la, şeriatla, usulle, hadisle onları çağır anlamı ifade edebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Ed-dinu nasihatun" buyuruyor. Din nasihattir. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kısa sözüne dinin nasihatliği hususunda sual edince Efendimiz "Kulna limen" diyor sahabe-i kiram. Efendimiz "Gal lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li eimmetil müslimine ve ammetihim." Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi. Allah'ı, kitabı, Resulü ve bütün Müslümanlar ve Müslümanlara önderlik yapan, imamlık yapanlar içindir buyuruyor nasihat. Bu hadis-i şerifi ulema tefsir ederken Allah'ı ve kitabı ve Resulü ve eymetil müslimin derken işte ulemanın vazifelerinden bahsediyorlar. Ulema kendisine düşen vazifeyi yapacak, tebliğ yapacak. Eymetil müslimin derken Müslümanlara önderlik yapanlar adaletli bir şekilde insanlara davranacaklar. Ve âmmetim kelimesi derken umumi manada çarşıda, pazarda ticaretle meşgul olan veyahut da gündelik hayatını devam ettiren, çeşitli uğraşlarla, çeşitli sanatlarla dünyasını icra eden insanların bu dinin nasihat tarafından istifade etmesini talep ediyor. Tabii ki din istifadeye bağlı bir şeydir ve din yazılı olarak değil şifahi olarak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim yazılı bir metin olarak Efendimiz'e gelmedi. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Cebrail vasıtasıyla şifahen, Efendimiz de yine şifahen sahabesine bildirmişlerdir. Ve dolayısıyla Kur'an'ın geliş tarafı kalbidir. Kalbin dile aktarımıyla lisan iledir. Öyleyse tarikat ve tasavvuf da bu yolu mezcetmiş ve şeyh efendiler, büyük Allah dostları da kendi müridanını yapmış oldukları sohbet halkalarıyla zamanın çeşitli vakitlerinde, haftanın belli günlerinde, aylarda onları kendi etraflarında toplamak suretiyle onlara bir takım sohbetlerle birlikte onları hakikate çağırmışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de özellikle perşembe günleri sahabe-i kirama sohbet ederlerdi. Bu meyanda tarikat büyüklerimizden Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin de bir ifadesi var ki tarikatuma sohbetest buyuruyor. Bizim tarikatımız sohbettir. Sohbetten ibarettir. Sohbetle birlikte insanlar irşad olurlar, hakikat yolunu bulurlar. Bizler de bu derste inşallah Efendi Hazretlerimizin ortaya koymuş olduğu asarı üzerinden onun bize vermiş olduğu nasihatleri buradan acizane şekilde inşallah sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak sayemizi meşgul eylesin. Efendi Baba, Efendi Hazretlerine dermiş ki, oğlum Mahmud, ben Allah'a ve Resulüne söz verdim. Cenab-ı Hakk'ın bu dinini can bedende olduğu sürece, takatim yettiği müddetçe herkese duyuracağım ve bu gayret içerisinde olacağım. Efendi Hazretleri de derlerdi ki, ben de şeyhime ittibaen aynı sözü veriyorum ve bu sözden yola çıkarak hayatım müddetince, sıhhatim ne kadar el verirse, ne kadar insana ulaşabilirsem, nerelere gidebilirsem bu dini insanlara anlatıp aktarmaya gayret edeceğim. Hatta onun sıhhatli olduğu dönemlerde, ihvanın tam ortasında olduğu dönemlerde şahit insanlar var. Bizler de şahidiz. Haftanın her günü sohbetleri vardı kendisinin. Bazen gün içerisinde 4, bazen 5, bazen 6, bazen 7'ye kadar sohbet mesaisi çıkardı. Ve derlerdi ki efendim biraz istirahat etseniz. Çok acele bir şekilde her yere koşturmaya çalışıyorsunuz. Derdi ki bir nesil inşa etmeye çalışıyorum. Fazla vaktimiz yok. Din ve iman göçtü gidiyor. İnsanlar sel sularına kapılmış gibi cehenneme doğru akmaktalar. Bunun önüne hangi gayretle durabilirsek, hangi saikla çıkabilirsek o şekilde hareket etmeye gayret ediyorum derdi. Bu meyanda tabii ki kendileri malumunuz istirahatte olduklarından artık Efendi Hazretlerinin sohbetlerinin derlenmiş olduğu kitaplardan istifadeyle, kendi hayatımızdan canlı örnekler vererek, duyduklarımızla inşallah sizlere bir şeyler aktarmaya gayret edeceğiz. Bu meyanda Yusuf Hemedani Hazretlerinin bir sözleri var. Müridanı kendisine soruyor. Bu ifade Reşahat'ta da vardır. Başka Nefahat-ül Üst'te de vardır. Efendi Hazretleri'nin Risale-i Kutsi'sinde de geçer. Ey efendim, bu taife, bu Allah dostları dünyadan göçerlerse biz bunlardan nasıl istifade etmeye çalışırız? Yani istifademiz ne şekilde olabilir? Diyerek sual edince Yusuf Hemedani Hazretleri buyurdular ki bu taifenin söylemiş olduğu sözler kitaplarda vardır. O sözlerden günde 3 yaprak okumak lazımdır. Eğer bir mürit, mürşidine ait asardan günde birkaç yaprak mutala ederse, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o kimseyi Şeyh Efendi'nin sohbetleri üzerinden seyri sülükle birlikte irşad eder buyuruyor. Bize düşen vazifede zayi olmamış sözlerini kitaplarda derç edilmiş, insanların kalbine nakşedilmiş, zihin dünyalarına yazılmış bu sözleri inşallah paylaşarak, okuyarak kendi kuvve-i maneviyemize bir takviye ile birlikte İslam'ı ve Kur'an'ı ve hayatı yaşamaya gayret edeceğiz. Tabi Efendi Hazretlerimizin hayatı öyle bilindiği gibi bir hayat değil. Bundan yıllar evvelsi Mekke-i Mükerreme'de Kabe'yi tavaf ederken ufak bir rahatsızlık neticesinde hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar muayene etmişlerdi ve muayene neticesinde fiziki şartlarına bakarak beynin yorgunluğu üzerinden yaklaşık 250 yıllık bir insan beyninin yorgunluğunu tespit etmişti doktorlar. Tebliğ sahibi olmak, insanlar için irşad edici olmak kolay değil. Bu fakir huzuruna ne zaman çıksam bana derdi ki bugün bir yerde sohbet yaptın mı, birine ulaştın mı diyerek özellikle tembihatta bulunurdu. Buralardaki bütün hizmetler, yüzlerce, binlerce hocanın yetişmesi, binlerce insanın şalvarlı, sakallı, sarıklı, cübbeli olması, hanımların gayet mesture bir şekilde çarşaflı olmalarının arkasında bu tebliğ vazifesi yatmaktadır. Hiçbir televizyon, radyonun veyahut da ulaştıracak hiçbir neşriyatın olmadığı ki kendisi de hayatı itibariyle takva cihetinden bunlara daima karşı durmuş, modernleşmeye, bu 21. yüzyıldaki dünyadaki değişime ve dönüşüme peygamberi bir tavırla karşı çıkmış bir şahsiyet olarak bizzat kendisinin müdahalesiyle, bizzat kendisi ayağa giderek, kürsüye çıkarak, böyle meclislerde oturarak, anlatarak, aktararak böyle bir cemaat ve cemiyeti oluşturmuştur. Bizler de inşallah Efendi Hazretlerinin bu sözleri üzerinden bir tembihat çerçevesinde, ana başlığında ondan bir takım şeyler anlatmaya, sarf etmeye gayret edeceğiz. Kendi yaşamış olduğumuz tecrübelerden, hocalarımızdan duyduklarımızdan bahsedeceğiz. Evet, bütün bu gaye ve amaçlar, Şeyh Efendi'nin bu uğraşları, yine Efendi Baba'nın tabiriyle oğlu Mahmud, 124 bin peygamber bizlere, insanlığa Allah dedirtmek için gönderilmiştir. İşte bizler de Şeyh Efendi'nin bu düsturu, bu yolu çizmiş olduğu bu istikametle onların oluşturmuş olduğu hem zikir ve ilim halkalarında bulunmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ı hakiki manada onun zatıyla tanışmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Zira bir hadis-i şerifte "Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu." Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Cenab-ı Hak bu çıkmış olduğumuz tarikat yolculuğunda evvela Allah dostlarını tanımayı, sevmeyi ve onlar vasıtasıyla bizi yaratan Cenab-ı Hakk'ı bilmeyi hepimize ihsan eylesin. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. İsmailağa NET. Yolumuz sohbet.